bıraksın. Pardon, yol verin bisikletliye. Pardon, yol verin, pardon. Çok özür dilerim, pardon. Balık var. Aman teyzeciğim, çekil çekil. Ne yapıyorsun be kızım? Teyze. Biraz dikkat et be yavrum. Özür dilerim. Yol verin acil, çok özür dilerim, pardon. Hoş buldum İstanbul. Nedir durum? Çok mu kötü? Bak çok kötüyse söyle, tamam mı? Bir anda cırt diye söyle. Hadi bekliyorum. Yani gerçek şu ki üzgünüm ama ben hiçbir şey görmüyorum Selin. Nasıl görmüyorsun ya? Ay sen uyanamadın galiba. Hadi bir kahve iç bir daha uyandım, bak. Uyandım. Maalesef sayende uyandım. Ya baksana çok halsiz böyle yampiri duruyor sanki. Hani balığında hiçbir sorun yok Selin. Bence boşuna panik yapıyorsun. Ha, kuyruğuna ne diyeceksin peki? Böyle miydi bunun rengi? Bak. Bak bunu dün çektim. Bu da geceden. Bak bariz fark var. Gördün mü? Gün batımından flamingo turuncusuna dönmüş. Yani alında hiçbir sorun yok Selin. Yani olsa bile yemdendir. Ya Selin sıkıntı yok bence. İyi bu sıkıntı var. Yani çok büyük sıkıntı var. Bak bugün kuyruğunun rengi değişir. Yarın yüzmesi değişir. Sonra battı balık yan gider. Ne yapalım? Cici'nin helvasını mı yiyelim? Yani her toplantı öncesi böyle deliriyorsun. Yani proje teslimin daha da beter. Yani bak Cici'nin hiçbir sorun yok. Sorun sende. Allah Allah. Ne sorunum varmış benim? Sevdiklerini kaybetme korkusu beynine işlemiş. Yani artık bunu yenmen lazım Selin. İyi o zaman. Çiçeği tuvalete atalım, sifonu çekelim. Bırakalım ölsün. Böyle mi yeneceğim ben korkumu? Yani bazen başımıza talihsiz şeyler gelebilir. Yani hayatta her şeyi kontrol edemeyiz. Sen öyle san. Her şey benim kontrolüm altında. Çiçeğim, gel bebeğim gidelim. O kadar abanırsan kırarsın zinciri tabii. Ah benim aptal kafam ya. Tam da patronun açıklanacağı günü buldum. Ay sen niye yiğitlik yapıyorsun ki? Bin taktiğe git işte. Değil mi Çiçi? Ay Çiçi. Neyse ki sapasağlamsın çok şükür. Yalnız benim civatalar biraz atmış.
Bisikletinde zinciri kırıldı. Üf, uğraş dur şimdi. Size de günaydın Mösyö Tospa. Bu sabah verdiğim iceberg marulun keyfini ziyadesiyle çıkardığınız gözümden kaçmadı. Sana da günaydın sakız. Kızlar, bugün çok önemli. Sakın işe geç kalmayın. Selin, özellikle sana söylüyorum. Ne yaptın, hazırlandın mı? Ya bütün sabah Çiçi'yle uğraştım. Ne oldu? Yoksa bir gözü diğerinden daha mı patlak? Ay, yüzgeci mi çırpmıyor Selin? Sakın bana kilo verdi deme. Çok ayıp. Sağlıkla şaka olmaz. Bir gün sizin de başınıza gelirse görürsünüz. Ya bırak şimdi Çiçi'yi. Bugün çok önemli bir gün diyorum. Şirketin yeni yöneticisi açıklanacak. Ay Merboş. Şirketi zaten Burak yönetiyordu. Yine Burak yönetecek. Yani açıklama tamamen resmiyet. Ay yok, ben anlatamıyorum galiba ya. Ya kızlar, buraya dikkat. Burak kendi kendini mi yönetici ilan edecek? Alo, büyük patron geliyor diyorum ya, hadi. Ekrem Bey hiç şirkete gelmez ki. Yoksa gelir mi Ayda? Tamam. Benim 5 dakikam var. Merboş, senin tam olarak 11 dakikan var. Senin 20 dakika 43 saniye. Ekrem Bey'in geldiği gün asla geç kalamayız. Tamam, kapatıyorum ben de. Oyalamayın beni. Ben de çıkıyorum. Görüşürüz. Gel Çiçi, gidelim. Bu ne ya?
dedim sana, dur! Şimdi ağzını açacağım ama bağırmayacaksın. Anladın mı? Bağıracaksın değil mi? Hı hı. Evde başkası var mı? Evde başkası var mı? Al şunu. Al şunu dedim. Ah. Bana bak. Sırf adabımdan arkamı dönüyorum. Eğer bir şey yapmaya kalkarsan çok fena olur. Ah. Memur bey, evimde saldırıya uğradım. Evet, darp edildim. Bilmiyorum, ev bir süredir boştu. Öyle görünce de girip yerleşti herhalde. Yani yakalanınca da saldırdı tabii. Nasıl? Siz ne zaman burada olabilirsiniz? Bu ne hız? Kıpırda be! Bir dakika. Bakın yanlış anlaşılma oldu. Lütfen o silahı indirir misiniz memur bey? Ben ev sahibiyim. Ben aradım sizi. İşgalci beni bayıltıp kaçtı. Şu boylarda siyah kısa saçlı. Ha bu kadın. Tutun kaçmasın. İşte bu adam memur bey. Ben duştayken bütün evi karıştırmış. Bir şey çalmış olabilir. Lütfen üstünü arayın. Ne? Yalan yok öyle bir şey. Nasıl ya? Ya evinden zor kaçtım manyak. Ne çaldı söyle. Doğru konuş be terbiyesiz. Ne yapayım ben senin eşyalarını? Aa, internetten falan satıyorsun canım ne bileyim ben. Bana bak, hem evime girmişsin, hem utanmadan bana iftira atıyorsun. Polis arkadaşlar şahit. Bunlar seni kurtarmaz. Boşuna suçunu ağırlaştırma. Aa, görüyor musunuz nasıl üstten konuşuyor? Yavuz hırsız, bir de beni suçlu çıkartacak. Ya polis bey, ne olur gözünü seveyim, bir şey yapın. Hayda, hala hırsız diyor. Memur bey, ben bu kadından şikayetçiyim. Abuk sabuk konuşup aklınızı karıştırmaya çalışıyor. Lütfen gereğini yapıp şu kadını alıp götürür müsünüz evimden? Asıl ben şikayetçiyim. Yakalandı ya suçüstü, bir de deli numarası yapıyor. Ev benim falan diyor. Ya bir susun. Kimin bu ev? Benim. Vallahi işiniz zor gözüküyor. Yani evin %50'si sizin, diğer %50'si senin hanıma ait gözüküyor. Nasıl olur ya? Delireceğim. Kullanım alanı burada belirtilmiş. Siz tapu dosyasını daha önceden incelemediniz mi? Ya ben nereden bileyim ne nerede yazıyor? Hayatımda ilk kez ev alıyorum. İmzaları attık, tapuyu aldık, bitti gitti. Leyla teyzenin böyle bir şey söylemeyeceği aklıma bile gelmedi. Ben de yurt dışından vekalet verdim. Satın alma işlemleriyle avukatım ilgilendi. Ya nasıl böyle bir şey atlar anlamıyorum. Keşke kendim gelseydim. Sonuç olarak ikinizin tapusu da yasal. Evin ortak sahiplerisiniz. Olmaz öyle şey. Bakın Yıldırım Bey, bunu nasıl çözebiliriz siz onu söyleyin. Birisi hissesini diğerine satabilir. Ben satmam. O zaman evi paylaşabilirsiniz. O ev bölünecek bir ev değil. Zaten ben evin bütünlüğünün bozulmasını istemem. Hah, o yüzden sen başka bir yere taşın, evi bütün bütün bana bırak. Ben o evi almak için çok bekledim. Hiçbir yere gitmem. Sen taşınacaksın. Birlikte yaşayabilirsiniz. Olmaz. O zaman ortaklığın reddi için bir dava açacağız. Peki o uzun mu sürer? Haliyle yani davanın görülmesi 3 ay. Yani itirazlarla birlikte 3 yılda karara bağlar. Babam o evi ikimize bırakmıştı Firuze. Sen bana söylemeden nasıl satarsın? Asıl sen nasıl satarsın? Hem de 3 kuruşa. Aynı şey mi canım? Hem ben ev harabe diye öyle o fiyata sattım. Yani babacığımın kemikleri sızlıyordu yattığı yerde vallahi. Yani hem hazır kız iç mimar. Her tarafı yenilerim dedi. Yeniledi de tabii. Ama sen
Sen sırf para için sattın o canım evi. Ah hırsın batsın Firuze. Aldığın parayı tek başına çıtır çıtır yerken sorun olmuyordu ama. Her gün bal, börek, kebap. Yok kültür turlarıymış, yok lezzet turlarıymış, edebiyat atölyeleriymiş. Bu yaşından sonra herhalde ya gurme olacaksın ya da yazar. Ben de diyorum boyuna para harcıyor, boyuna para harcıyor. Nereden buluyor? Sen silikon taktırdın da ben bir şey dedim mi? Ha? Evi satıp kendine kaçak kat çıkmışsın maşallah. Yemin ederim gözüne görünecek var senin. Vallahi geldiler. Leyla teyze, evde misin? Leyla teyze, evde misiniz? Oho, evi sattığım kız. Bu da Leyla evi satın teyze. Alan oğlan demek ki. Ne diyeceğiz? Leyla teyze. Hadi ne bileyim. Yavaş, kapıyı mı kıracaksın? Yoklar işte evde. Onlar yoksa benim kapı gibi tapum var. Ya 6 aydır imanım gevredi ya. Orasını düzelt, burasına tadilat yap. İnanmıyorsan sorarsın Leyla teyzeye ben eve girdiğimde ne haldeymiş. Benim o evin her santiminde emeğim var ya, emeğim. Ne yaptıysan yaptın. Sonuç değişmiyor. İkimizin de tapusu var. Aman ne yapayım canım? Sen de düzgün avukat tutsaydın, dolandırılmasaydın. Ben dolandırılmam. Uzakta olmasaydım bunlar olmazdı. Belki de o Firuze dediğin kadın avukatınla işbirliği yapmıştır. Yok artık, çete mi bunlar? Biri avukat, öbürü kaç yaşında kadın. Avukatınki ihmal, belli. Firuze Hanım da unuttu belki söylemeyi. Vallahi ben Firuze'yi falan tanımam. Evin sahibi Leyla Hanım evi de bana sattı. O ev benim. Ben anlamam. Ev benim. Toplar eşyalarını çıkarsın. Yuh artık be. Evi almışım. Dünyanın tadilatını yapmışım. İçine yerleşmişim. Ha bir de çıkıp gideceğim öyle mi? Yok öyle ya ama. Ayrıca bu arada senin yüzünden işe geç kaldım. Şimdi evime hazırlanmaya gidiyorum. İnsan bir günaydın der be, ayıp be. Ay ustam zaten asabım bozuk. Sen de bir dur ya. Bağırma bana. Sesini yükseltme. Alırım dalağını. Affet ustam. En güzel günler senin olsun. Bana bak. Kim attırdı bakayım senin kafanı? İsim ver. Gideyim alayım dalağını. Ustam ben seni sonra aydınlatsam. Çünkü çok geç kaldım. Müsaadenle bir içeri gireyim. Ekrem Bey geldi mi? Muharrem Usta? Azmiye. Azmiye ne olur geç kalmadın be. Ekrem Bey gelmedi değil mi? Ay merak etme tatlım. Taç giydirme töreni başlamadı daha. Kraliyet ailesini bekliyoruz. Burak da mı yok? Ha, yok. E o geç kalmazdı normalde. Özellikle de bugün. Neyse hadi. Günaydın Selim. Günaydın. 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 Geç kalmada yeni bir rekor kırdın. Ya sorma. Ama vallahi benim suçum değil. Bak bugün bir sürü saçma sapan şey geldi başıma. Ay siz anlatmam lazım ya. Gözünüzü seveyim bana bir yol gösterin, yardımcı olun. Ya ne oldu ya? Feruk Bey, odama gelir misiniz? Şimdi gel Ferru. Günaydın Burak. Hoş geldin abi. Ters bir şey mi oldu? Yok bir şey, siz işinize bakın. Burak, ne oluyor? Selin, canım sonra tamam. Ferru! Neydi şimdi bu? Patronun oğlu sonunda patron oldu. Ay yok canım, Burak bizdendir. Yapmaz öyle şey. Bir şeye canı sıkkın ama neye? Çok acayip bir gün geçiren bir tek sen değilsin demek ki. Niye, ne oldu ki? Ay çok uzun şimdi. Zaten Burak'ın da heyheyleri üstünde. Öğlen konuşuruz tamam mı?
ne bu hal, ne bu sinir? Baban patronluk maaşına zam yapmadı mı yoksa? Babam beni patron yapmadı. Sen Artemim'i babanın şirketi olarak görüyorsun. Patronun oğlu olmaktan bir kurtul be oğlum. Ne yapayım baba? Soyadımı mı değiştireyim? Ne yapayım? Artık arkanda baban yok. Arkanı toparlayacak bir holding de yok. Bundan sonra her adımının hesabını vereceğin biri var. Başka birini getiriyor. Dışarıdan birisi mi? Olmaz öyle şey canım. Dışarıdan değil. Çünkü hissedar kendisi. Bittim ben. Sadece yönetici olsa idare ederdik belki ama yönetim kurulunda koltuğu olan biri. Her şey ortaya dökülecek. Sen oğlusun, seni affeder ya ben. Ekrem Bey bitirir beni. Yok yok, hiç bulaşmayacaktım ben bu işe. Senin aklına uydum. Biz şirketi kurtardık Ferru. Gerçi Ekrem Bey'in gözünde hiçbir değeri yokmuş. Mahvoldum. Kariyerim bitti. Filler tepişti. Ezilen Ferru oldu. Ben gidiyorum. İyi git. Ama suç kaçan üstüne kalır. Eski dosyaları karıştırmasına izin verme. Bizimle ilgili olan bütün dosyaları temizlememiz lazım. Gerekirse de hepsini yakarız. İhaleye fesat karıştıranlar tepemize bindiğinde ne olacak? Onu da zamanı geldiğinde düşünürüz. İç mimarlarımızla bir görüşme ayarlıyorum o zaman. Tamamdır, çok teşekkürler. Merve, terzin bana verir misin aşkım? Tamam hayatım, ikinci çekmecede. Ya sen versen. Nasıl? Beğendin mi sürprizimi? Ya beni mutlu etmek için önce sinir etmek zorunda mısın bu arada? Ben seni mutlu etmek için önce sinir etmeye de razıyım. Serseri. Ay tamam, buranın heyheleri üstünde işine dönün. Tamam tamam. Arkadaşlar, Ayda tamam mıyız? Tamam arkadaşlar. Çiçekler. Ben de. Pasta. Bizde. Yüzük. Cebinde Boracığım. Evet, yüzük cebimde. Müzik. Müzik bende. Video kaldı bir tek. Video? Video. Video Selin'deydi. Selin. Selin. Ha. Video. Ha. Dur tamam, şey görmek istersen çantamda. Hı hı. Ben gece çantama koymuştum, sonra sabah da İbo'da unuttum. Video yok mu? Tamam panik yapma. Ben şimdi İbo'yu arayıp isteyeceğim. Bir dakika. Abi hemen ara abi. İç mekan için aşk merdiveni arıyorum. Sizde var mıdır? Var tabii. Siz geçin, ben geliyorum. Yok artık ya. Sen nereden çıktın oğlum? Ha? Ne zaman döndün Japonya'dan? Çok olmadı. Çok iyi ya. Sen geç bahçeye otur, ben ellerimi yıkayayım geliyorum. İyi tamam. Tamam. Fazla bekletme. Giriş için böyle kemerler düşünüyorum. Yanlarına da şöyle neoklasik sütunlar. Kime diyorum? Senin ne yapıyorsun ya, acıdı? Ya bir şey anlatıyorum burada. Dikkatini vermeyeceksen hiç çalışmayalım. Ya şey gözüm dalmış öyle, kusura bakma. Dalmasın. Dalacaksa işe dalsın. Sonra ben yiyorum azarı. Tamam ya, kızma. Selin. Bir de şey diyeceğim ben sana ya. Biz bugünkü olayı acaba akşam mı yapsak? Akşama bırakırsak yarına bırakalım diyeceksin. Ya her şey hazır, az cesaret. Sonra bana teşekkür edeceksin. Bak en azından yemekten sonra yapalım. Çünkü bak Merve açken çok tehlikelidir ya. Doğru söylüyorsun. O zaman öğleden sonra yapalım. Ama o zamana kadar Merve falan yok, tamam mı? Dikkatini ver. Zaten video falan da yok abi. Ya bu tablet zamanında gelecek mi acaba Selin? Bir daha arasak mı? Ya merak etme, gelecek. Zaten ben buraya gelmeden önce tabletin bende olmadığını anlasaydım uğrar alırdım. Ama o aptal adamı evden göndereceğim diye bende kafa mı kaldı ya? Hangi adam ya?
Adam mı dedi o? Dedi. Ben de duydum. Sabah evdeymiş o zaman adam. Veriler o yönde. Kim bu adam ya? Yoksa Burak mı? Saçmalamayın. Öğle arası. Acil durum toplantısı. Bahçe masası. Yemek işi bende. Ay usta ya. Mesajları mı okuyordun sen? Bana da kanat söyle. Dublajlı. Bir de mevzuyu iyi anla. Senden dinleyeceğim. Hediye için teşekkürler. Çok orijinalmiş bu. Ne demek Vedat'ım? Güle güle kullan. Şimdi lütfen bana şaka yaptığını söyle. Ziyarete geldim de bana. Vallahi Vedat'ım Japonya defterinin çoktan kapanma vakti gelmişti zaten. Artemim de iyi bir fırsat gibi göründü. Artemim mi? Onun her tarafı iyi olsa ne olur Demir? Bir ayağı çukurda bir şirket. Bunlar geçen sene batıyorlardı zaten. Hoş, hala daha da ne olacağı belli değil ya. Oo Vedat Bey, bakıyorum sektöre hakimiz. Herhalde oğlum. İstanbul'un bütün akıllı peyzajcıları, iş mimarları benimle çalışıyorlar. Canı sıkılan buraya geliyor. Bitki bakma ayağına, kafa dağıtmaya geliyorlar seni. Bana bak, sektör dedikodularını falan sen gel benden al, tamam? E çok iyiymiş Vedat. Bir ara geleyim de rakip analizlerini alayım bari senden ha. Bırak oğlum şimdi dalga geçmeyi. Artemim ne alaka ya? Senin gibi biri birikimini böyle ölü yatırımlara harcar mı? Çıkmadık candan, umut kesilmez diye bir şey duydun mu Vedat? Oğlum şurada ciddi bir şey konuşuyoruz ya. Herkes seni istiyordu Demir. İstanbul'un bütün iç mimarlık şirketleri, en büyükler. Bunlar yıllardır senin peşinde. Var senin kafanda bir şey. Neyin peşindesin? Yönetimin bulaşmak istemeyeceği kadar umudunu kestiği bir şirketin. Yalnızlık, tam yetki ve işime karışılmaması. Yani bunlar için bütün kariyerini riske atmaya değer mi? Ucunda istediğin bir şey varsa değer. Sormayacağım. Sormazsın. Dünyayı gezdim. Senin gibi bir adam tanımadım biliyor musun? Niye? Yeter ki sana soru sorulmasın değil mi? Aynen öyle. Cinselim. Için gelmiştin. Efendim? Selin Hanım. İsim? İbo. ben haber vereyim kendisine. Hiç gerek yok. Beni bekliyor zaten. Hemen bir şey bırakıp çıkacak. İyi misin? İbo, tam zamanında geldin. Getirdin mi? Al bakalım. Ay sen cansın ya. Cansın. Sana bir kahve ısmarlayayım. Klinikte işlerim var, kaçıyorum. Size kolay gelsin. Dikkatli git. Ayda, ne oldu canım sen öyle bir kaldın? Ne alakası var canım? Yok öyle bir şey. Bu adam mı? Kim? Ha yok, bu benim veteriner arkadaşım İbo. Hani hep bahsediyorum ya. Ha bu o. Meşhur İbo. Yıllardır sadece veteriner dedin şu çocuk için Selin ya. E veteriner. Evet, ben de onu diyorum işte. Hani başka bir şey söylemedin diye.
Zaten hayırdır ya? Sen şimdi konuyu karıştırma da Merve'yi çağıralım. Anlat bakalım şu adam kimmiş. Özlemişim ha. Özlersin tabii. Bir ara gel de kendi ellerimle bir sushi yapayım sana. Acayip ilerlettim hocam. Kendimi açtım bak, şaşırırsın. Senden kurtulur mu oğlum? Gelirim tabii. Ama önce sana bir ev ayarlayalım. Ha, o iş tamam. Bizim eski evi satın aldım. Nasıl ya? Boş muymuş o ev? Almış eline bir tapu, girmiş eve. Bu ev benim, çık git diyor. Eski ev sahibini arasaydın hemen. Ya hayatım, aramaz olur muyum ya? Kapısına bile dayanım ama yok. Leyla teyze kayıplarda. Kadına bir şey yapmış olmasın? Ay Merve saçmalama. Kadın tapuya avukat da gidip imzalamış. Hayır canım, imzalayan o değil. Ablası. Firuze midir nedir, dolandırıcı mıdır, sahtekar mıdır? Evin sahibi Firuze Hanım evi satmaya karar verince beni aradı. Ben de avukatıma vekalet verip aldım. Eski avukatıma. Neyse. Yıkılıyordur oğlum o ev. Bakmadan almasaydın keşke. Yo, aynı bıraktığım gibi. Hatta daha bile iyi. Ben bakmasaydım ne haldeydi o ev? Ya eve girdiğimden beri tadilattayım, siz biliyorsunuz. Kapısına penceresine kadar yeniledim. Bütün tesisatını elden geçirttim Muharrem Usta'ya. Hatta az bir işi kalmış demişken. Ay, yemeklerine yazık, geldi hazıra kondu valla. Konamaz. Konamaz. O ev benim. Şimdi ne olacak? Bir an önce evime yerleşmek istiyorum abi. Ama yerleşebilmek için önce içindekinden kurtulmam lazım. Bahçeli ev tabii oğlum. O uzun süre boş kaldıysa börtü böcek yuvalanmıştır. Fare çıkar, akrep çıkar, her şey çıkar orada. Çıktı zaten Vedat'ım, çıktı. İnsan çıktı. Başkası varmış evin içinde. Delinin teki. Nasıl? Kiracı mı? Yok abi, ev sahibi. Firuze Hanım'ın kardeşi hissesini ona satmış. Firuze Hanım da bana. Bir de bana ben anlamam, ev benim çıkar gidersin diyor. Kaba herif. Barbar, medeniyetsiz adam. Ay yok, bu böyle olmayacak. Biz en iyisi gidelim bir avukat tutalım. Ha, sen de sakın gitme oraya bir daha. Bu akşam gel bende kal. E tamam işte oğlum. Tutalım sana bir ev, olsun bitsin. Olmaz Vedat. O ev benim için özel, biliyorsun. Başka bir yerde kalmak istemiyorum. O kızın gitmesi lazım. Ama anlaşamadık. Kendisi biraz sinir bozucu bir tip. Öyle konuşmadan insanlıktan falan anlamıyor. Kendini bilmez. Sinir illeti. Hadsiz. Gidiğinde ev ona kalsın değil mi? Yok öyle ya, ama ben evimi yedirtmem. Saçmalama senin ya. Ya adam manyağın tekiyse ne yapacaksın? Aynı evde nasıl kalacaksın? Ya katilse? O zaman ne olacak? Adam manyak ama bana bir şey yapamaz. Böyle cetvel ensesine vurduğum gibi bayılttım. Gerçekten T cetveliyle mi vurdu? Gülme Vedat. Kusura bakma Demir. Vallahi ben bu kızı şimdiden çok sevdim ha. Ya tam buraya geldi. Bayılıp kalmışım. Hayır bitmedi. Sonra bir de eve polis çağırmış. Ya kendi evimde tutuklanıyordum Vedat. Ne yapacaksın peki? Bulacağım bir yolunu. Ama önce şirkete gidip bir ortama bakmak istiyorum. O zaman hayırlı olsun kardeşim. Hem işin hem evin. Bunu ona ver. Tatlı dil her zaman işe yarar. Kaktüs yok mu? Burası benim kalem. Evde çiçi var. Bahçede Mösyö Tosbağa var. Keçi kızım Sakız var. Evet, bir de Karamuk var, mahallenin köpeği. Ya kıyamam, o da her sabah bana uğrar. Ben şimdi onların hepsini alıp apartman dairesinde nasıl yaşayayım? Gerekirse savaşırım. Evin etrafına dikenli tel çekerim. Çatıdan kızgın yağ dökerim. Oksa ok, yaysa yay. Tamam güzelim, biz anladık seni. Yani yapamaz bir şey. Sonuçta elinde kapı gibi tapun var değil mi? Bir anlayalım durumu. En kötü Muharrem Usta'ya söyleriz. Alır da lan. Ay of. Ben acayip şiştim. Çok mu yedik acaba biz? Ben bir tane yedim. Vallahi ben onu da yemedim. Oha. Hepsini ben mi yedim? Güzel vuruş. Fazla falsolu.
Esinti kesilmeseydi tam hedefine ulaşacaktı. Rüzgarı okuyamadıktan sonra bu oyunun pek bir anlamı kalmıyor. Belirsizlikleri sevmiyorsunuz değil mi? Kontrol edemediğim değişkenleri diyelim. Artemium'un de hisselerini bu yüzden aldınız. Tüm kontrol sizde olsun istiyorsunuz değil mi? Çabuk pes ettiniz. Ben sadece hisselerin %20'sini aldım. Batmak üzere olan bir şirkete yatırım yapacak bir adam değilsiniz siz Demir Bey. Onun için bekleyip neler başaracağınızı görmek istiyorum. Fazla beklemeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Yalnız bir tek şeyi yapmayı başarabilirsiniz. Neymiş o? Ne siz ne de yönetim kurulu İlk yıl aldığım kararları sorgulamayacak. Bir yılın sonunda planladıklarımı yapabilirsem tekrar kâra geçeriz. Yapamazsan? Açıkçası hiçbir şey kaybetmezsiniz. Artemium'un batması kaçınılmaz görünüyor. Şirkete geçelim mi? Bu güzel günde sizi şirkete sürüklemeyelim isterseniz. Benim takdime ihtiyacım olmayacak. Ekiple kendim tanışmayı tercih ederim. Peki. Öyleyse hayırlı olsun. Teşekkürler. Hazır mısın? Başlıyoruz. Elim ayağım buz gibi Selin ya. Baksana. Hakikaten buz gibi yani. Bir de boğazım kapandı. Bak yutkunamıyorum bak. Yutkunamıyorum. Kuru ya. Hmm. Ben konuş. Ben konuşmayı yapamayacağım. Sen yap. Sen teklif et. Ha? Vallahi et ya. Canım olur mu öyle şey ya? Bak bu senin işin tamam mı? Hadi az cesaret yaparsın. Evet arkadaşlar. Sunum provamız için hepinizi toplantı odasına çağırıyorum. Hadi Ayda. Demir Erendil mi? Tabii efendim. Ben gereğince karşılarım. Aha. Teşekkürler. İyi günler. Ay Burak Bey çok üzülecek ya. Kim bu Demir Erendil Allah aşkına? Benim. Efendim? Herkes içeride mi? Toplantı odasında sunum provası yapıyorlar. Ben hemen haber vereyim. Verme. Bir ev nedir? Barınma yeri olabilir. İtibar göstergesi olabilir ya da mutlu bir yuva olabilir. Peki arkadaşlar biz burada evleri tasarlıyoruz. Fakat ya içindeki mutluluk? Mutluluk tasarlanabilir mi? Hangimizin buna gücü yeter? Bu sunumu niye sen yapıyorsun? Senin işin değil mi bu? Evet öyle. Ama Bora bu işi çok sahiplendi, çok çalıştı. Bence ona bir fırsat verelim. Şöyle sorayım ben. O zaman mutluluk nedir? Yani bir alet olsa, mutluluğun resmini çekebilse, böyle tuşuna bassak ne çıkar? Burak ne yapıyorsun? Takıldı bu. Ben takılırım diye düşünüyordum. Buradan patladık. Bir yere bağlayacak mısınız? Hemen bağlamıyor Burak Bey. Tata! İşte mutluluğun resmi bu. Benim için. Merve. Ben bu şirkette birçok insan için ev tasarladım. Bütün bunları yaparken de içinde hep ikimizi hayal ettim. Çünkü mutlu bir yuva deyince benim aklıma içinde senin olduğun geliyor.
Artık kendi mutlu yuvamızı çizelim mi? Benimle evlenir misin? Şu görselin çıktısını alabilir misiniz? Acil. Tabii efendim. Renkli mi olsun? Hı hı. Ama bu... Ya var ya. Sağ olun. Hiç beklemiyordum ben de böyle bir şey. Teşekkürler Feyzo. Çok tebrik ederim. Gerçekten çok mutlu. Hadi çabuk selfie. Hadi, hadi. Herkes gelsin. Hadi. Hadi herkes gülsün. Ha, düğünümüz varmış gibi. Cheers. Oha. Sunumunuz bitti anladığım kadarıyla. Ben Demir Erendil. Artemim İç Mimarlığın yeni yöneticisiyim. Oturup sakinleşebilirseniz birkaç duyurum olacak. Yok artık. Bekliyorum. Selin Hanım proje yöneticimiz, Ayda Hanım mühendisimiz, Merve Hanım müşteriyle ilişkilerimize bakıyor. Bora Bey... Gerek yok. Teşekkür ederim. Herkesle gün içinde tek tek tanışacağım zaten. Şirketiniz zor bir dönem atlatmış. Ama tehlike geçmiş değil. Verimlilik, performans, zaman ve kaynak yönetimi. Disiplinle uygulandığında Artemim'i düze çıkaracak olanlar bunlar. Bu yüzden hepinizden uymasını beklediğim bazı şirket kuralları olacak. Kural mı? Kural. Kuralı ya. Bir. Herkes şirketin kapısından içeri girerken özel hayatını dışarıda bırakacak. Diyorsun ama buradasın. Onu ne yapacağız? İşteyken iş düşünülecek. İş konuşulacak. Kimseyi ilgilendirmeyen özel meseleler iş yeri dışında çözülecek. İki. Doğum günleri ve özel kutlamalar mesai saatleri dışında yapılacak. Şirket dışında olmasını tercih ederim. 3. Her gün mesai bitiminden bir saat önce herkes elindeki işle ilgili ilerleme raporu atacak. 4. Herkes işe ve tüm toplantılara 20 dakika önce gelecek. Azmiye Hanım kayıt tutacak. Kural listesi hepinizin mailine gönderilecektir. Fakat hepsinin üstünde bir kural var. Gözünüzün önünde dursun diye buraya asıyorum. Burak Bey, Artemim İç Mimarlığı bir de sizden dinlemek isterim. Yönetimde olduğunuz süre boyunca çok güzel işlere imza atmışsınız. Kalan arkadaşlarla gün içerisinde sırayla görüşeceğim. Teşekkürler. Yo bu adam olamaz değil mi Burak? Burak Allah aşkına bir şey söyle ya. Ya hani sen olacaktın? Bir şey yap al şu okul müdürünü başımızdan. Ya sen o koltuğu sonuna kadar hak ettin. Hepimiz biliyoruz bunu. Böyle olmasını ben istedim. Benim başka planlarım var.
Artemim'de fazla kalmayacağım. Ay Burak gidecek, evime çöreklenen manyak gelip bir de başımıza yönetici olacak. Kim? Ya o bu işte. Sabahki ruh hastası. Önce evim, sonra iş yerim. Saçmam, öyle tesadüf olmaz. Sen benzetmişsindir. Ay hayır canım, o eminim. Nasıl böyle gözünü dikip bana baktı, görmediniz mi? Gözümü de dikip bakıyorum, bir şey bulamadım abi ya. Şimdi kafa var, kafadan çıkan kalp var. Bu da olmaz işaret. Yani bilmece gibi bir şey abi. Rasyonel olun diyor işte canım. Yani iç tasarımda romantizm değil, realizm ekolünü takip edin diyor. Bence akıllı olun, işinizi de alırım, evinizi de alırım diyor. Ay Allah'ım, sen beni neyle sınıyorsun ya? Hayır ya, daha basit düşünün. Şimdi kalp duygu demek değil mi? E bu adam da müşteri. Yani diyor ki, müşteri duygusal kararlar verir, dikkat edin diyor. Ay Bora, ne yapıyorsun? Gözün öyle kalacak. Aşkım, bu bir beyin jimnastiği olabilir yani, böyle kim daha iyi odaklanıyor gibilerinden. Vazo. İşte vazo, vallahi de vazo. Başında paralansın inşallah. Hani ya, görmüyorum ben. Ay deli deli konuşmayın Allah aşkına. Bu bildiğin aşk yasaktır işte. Yok be abi, saçmalama ya. Olur mu ya? Allah bir şey? Kahrolsun. Olmaz öyle bir şey ya. Şirketin en zor zamanlarını siz sırtlamışsınız. Son aldığınız otel ihalesi çok etkileyici. Sizinle çalışacağım için şanslıyım. Ekrem Bey'e de daha önce belirttiğim gibi Artemim sayfası benim için kapanmak üzere. Uzun zamandır kendi yolumu çizmeyi planlıyordum. Babanız böyle bir şeyden bahsetmemişti bana. Bu durumun aramızda bir sorun yaratmayacağını umuyordum. Ekrem Bey kimsenin ne umduğuyla ilgilenmez. O yüzden bahsetmemiştir. Hayatında yeni bir sayfa açmayı istemek nasıldır iyi bilirim. Ama Artemim'e biraz daha zaman tanımanızı isteyeceğim sizden. Çünkü bütün operasyonların başında duracak, burayı çok iyi tanıyan birine ihtiyacım var. Merak etmeyin. Siz şirkete alışana kadar aldığım teklifleri bekletebilirim. Harika. Hem iyi bir mühendissiniz, hem de müşteriler sizi sevmiş. Dosyanızda tek bir negatif detay yok. Teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Fakat hiç hata yapılmaması, hiç risk alınmadığı anlamına gelebilir. Her durumda en güvenli yolu seçenler ortalama çalışanlardır. Benimse gerçekten yaratıcı ve büyük düşünen çalışanlara ihtiyacım var. Şirketimiz batmanın eşiğindeydi. Hiçbirimiz riskli kararlar alamazdık. En ufak bir hata çıkalım derken tam anlamıyla... Artık yeni bir dönem başlıyor. Teşekkürler. Dediğin kadar varmış bu. Ne kadar sinir bir adam. Bebeğim sen hiç merak etme. Ben şimdi alacağım onun ifadesini. Yok canım, sen değil. Hazmeyeceğim, bu seni çağırıyor. Aa. Sen bana tavır mı yapıyorsun? Ben bu şirkette proje yöneticisiyim. Azmiye, canım sana bir şey demiyorum. Aşkım. Bu şirkete para kazandıran tek müşteri ben de farkındaysam. Selin Hanım, önce bir kendinize gelin. Nerede olduğumuzu unutmayın. Burası bir iş yeri ve ben sizin üstünüzüm. Senle benle konuşmalardan kaçınmanızı tavsiye edeceğim. Tamam. Siz de bana gerekli saygıyı gösterirseniz iyi olur. Çünkü siz patronsanız. Ben de eşekbaşı değilim. Çok affedersiniz. Ben de bu şirketteki iki proje yöneticisinden biriyim. Sabahtan beri kapınızdayım be. Eğer beni böyle sindireceğinizi sanıyorsanız aldanırsınız efendi. Pardon, aldanırsınız. Sırayla görüşeceğimi söylemiştim. Neyin sırası bu peki? Neyin sırasıysa söyleyin de biz de bilelim. Alfabetik değil, hiyerarşik değil. Kurallara uymada zayıf. Algıda problemler. Benim dosyam mı? Ne yazıyorsun sen oraya saçma sapan? Bir şey yazmanıza gerek yok, bir şey demedim ki. İş arkadaşlarına ve üstlerine saygısızlık. Tamam. Tamam, ben sustum, gidiyorum. Azmiye'cim sen geç. Canım.
sıradaki ben miyim? Onu bileyim de ona göre bekleyeyim bari. Ayda çıktı. Onun da yüzü düşük. Ayda. Ya adam içeride ne diyorsa çıkan iflah olmuyor ya. Bak Ferruh da yok ortada. Ya Bora. Ya bu adam ofiste aşk yasak diye astı kağıdı. Bizim durum ne oluyor şimdi? Ya aşkım. Bırak da onu yeni aşıklar düşünsün ya. Ben teklifimi etmişim. Yüzüğümü takmışım. Biz nişanlıyız artık ya. Değil mi? Tabii ki. Bu ne, bu ne? Ne? Ne bu? Ne? Nişan taşı. Ya serseri ya. Buracığım bana bir tane limonata verir misin? Ne söyledi? Söylediği değil de tavrı çirkin, tavrı. Teşekkür ederim. Buracığım bir limonata koyar mısın lütfen? Konuştun mu, kendini beğenmişti? Ay yok canım, beni odasına almıyor. Artık kafasında nasıl bir sıralama varsa Azmiye'den sonra geliyorum. Yalnız... Burak çok bozuldu abi. Hakikaten nerede o ya? Gitti. Daha da gelmez bak size söyleyeyim. İşi gücü bırakır bu çocuk. Yok canım, niye bıraksın? Patron ha o olmuş ha bu olmuş. Burak sonuçta dükkan sahibi. Ayrıca biz de varız burada. Bir kişi için işi bırakacak hali yok değil mi? Ayda? Bilmiyorum. Yani bugün Ekrem Bey de gelmedi. Artık aralarında ne geçtiyse durum bayağı ciddi. Bize de piyangodan Demir Bey çıktı ya. Ay bozguncu. Ayağını bastığı her yeri kurutuyor. Sinir otu gibi her yerden çıkıyor. Sökerim. Abi giriş burada. Sen ne ara nasıl geldin ya? Ay ustam ya, ödümüzü kopardın. Aynen. Geldi mi yeni patron? Ekrem Bey Japonya'dan getirtti diyorlar. Usta ya sen nereden biliyorsun? Daha biz duymamışız adam kimdir nedir? Ben bilmem. Duyarım. Başka ne duydun usta? Biraz sert biriymiş. Kuralcı diyorlar. Aslı asları var mı? Ay ben onun aslını da neslini de. Hop. Yok ustam. Küfür yok zaten. Etmeyecektim de. Bir sakin olun. Adama bir şans verin. Baktık tırt çıktı. Hangisiydi? Bununla alırım dalağını. Ya sen kralsın be usta. Aslansın be usta. Sonunda. Tutmayın beni. Dur. Sakin ol tatlım. Sıra sende değil. Ya ne oluyor ya? Merve ile Bora'yı görecekmiş. Birlikte mi? Aynen. Rahat olun ya. Bizlik bir şey yok yani. Tabii canım. Sizin durumunuz hassas olduğu için ikinizle birlikte görüşmek istedim. Anladığım kadarıyla aranızda bir gönül ilişkisi var. Yani gönül ilişkisi değil o. Biz nişanlıyız. Ya bugün nişanlandık. En kısa zamanda da evlenmeyi planlıyoruz. Siz de davetlisiniz tabii. Davetiler basılı basılmaz. İlk size getireceğim. Teşekkür ederim. Tebrikler bu arada. Mutluluklar. Demir Bey ben teşekkür ederim. Ben de zaten sizin bu gönül ilişkisi kuralınızın bizim için geçerli olmadığını söylüyordum arkadaşlara. Yani sonuçta evlilik de bir kurum. Değil mi? Maalesef kural evlilik için de geçerli. Şirkette ne aşk ne de evlilik dramasıyla uğraşabiliriz. İkisi de verimliliği düşürüyor. Ve ben buna izin veremem. Ne diyorsunuz Demir Bey? Yapmayın lütfen. Aranızda karar verin. Ay sonuna kadar ikinizden biriyle yollarımızı ayıracağız. Aşkım. Bora ne oluyor? Selin Hanım. Sen ne dedin de kız ağlıyor orada? Ha?
Ya sen kimsiniz ki insanları bu hale getiriyorsunuz? İlk günden mobbing mi yapıyorsunuz? Selin Hanım, lütfen sakin olun ve oturun. Zor görünce nazik olmaya mı karar verdiniz? Güzel. En azından nezaketi görünce tanıyorsunuz. Tabii. Ben nezaketi bilirim. Bilirim ama sizin bilmeniz hayret. Diliniz sürçtü herhalde. Bu ne? Ya sen beni ne sanıyorsun ya? Ensesine vurur lokmasını alır mı dedin? Bu yaptığın iş etiğine aykırı yalnız. Neden aykırı olsun? Bak ben senin dava manyağı yaparım. Seni ben mahkemelerde süründürürüm. Evdeki problemi işe taşımak neymiş göstereceğim sana. Hayır Selin Hanım, siz beni yanlış anlıyorsunuz. Yok, sen beni hiç anlamamışsınız. Ne olacak? Ben bu tazminatı alacağım, sonra paşa paşa işi bırakacağım. Öyle mi? Ay yok öyle ya. Hayır öyle değil. Lütfen bir dinlen. Bak benim bu şirkette kaç yıllık emeğim var. Ben emeğimi yedirmem. Hele ben arkadaşlarımın hakkını hiç yedirmem. Selin bir susar mısın? Bak bu iş sustukça zaten böyle oluyor. Susmayacağım. Şimdi gideceğim, herkese örgütleyeceğim. Bu yaptığınız insan haklarına aykırı. Bizim insanlık onurumuz var be. Yeter. Yeter. Önündeki bu çekte evin tapu devir işlemleri. Avukat ve yeni bir ev ararken geçici olarak kalacağın otel için gereken para var. İşten çıkarılmıyor muyum yani? Şu anda en önemli proje sizde Selin Hanım. O yüzden yaptığınız işe devam edeceksiniz. Her şeyi bana raporlayın. En ufak bir başarısızlıkta gidersiniz. Tamam o zaman. Kabul ediyor musunuz? Dediğiniz gibi en önemli proje bende. O yüzden sizinle evle ilgili tartışarak zamanımı harcamayacağım. Bu parayı alın. Geliniz otelde kalın. Ayrıca o ev benim. Son sözüm de budur. Mezun oldum, burada işe başladım ben. Ya kaç yıldır çalışıyorum. İstifa edip tazminatımı yakamam ki. Merve, şu an ben işten ayrılamam ya. Ne demek o? Ya ailem için kredi çektim, ciddi bir borca girdim biliyorsun. Yani iki ay işsiz kalırsam ben bitiririm ya. Zaten bunu da zor buldum biliyorsun. Ben mi ayrılayım yani işten? Aşkım, belki tazminatını almaya ikna edersin diye. Ya mesele tazminat mı ya? Bizimkilere ben evlenmek için işten ayrılıyorum diyemem. Annem kabul etse babam etmez. Ama evlenmek istiyorsan ettirmek zorundasın değil mi aşkım? Yani başka yolu yok bunun. Şeyden diyorum bir tanem, ailevi bir durum var ondan diyorum ya. Benim ailemin durumu ailevi olmuyor mu? Ya Merve, nasıl bu kadar anlayışsız olabiliyorsun? Anlamıyorum ya gerçekten. İş bu abi, iş bulunur ya. İş nedir ki? Böylesi bulunmaz ama. Ben bu pozisyona gelmek için çok çalıştım. Başka yerde bu şartları bulamam. Ha, sen şey diyorsun, ben senden fazla kazanıyorum diyorsun sen. Tamam ya, tamam biz prensesi meşgul etmeyelim. Yani konfor alanından ödün vermesin prenses, tamam. Ya sen benimle evleneceksin. Senin ailen benim. Seç Bora. Ailen mi ben mi? Merveciğim ben böyle bir seçim yapamam biliyorsun. Hemen şimdi karar vermek zorundasın. Değilim. Bana cevap ver Bora. Merve, ben ailemi yarı yolda bırakamam tamam mı? Ben öyle bir insan değilim ya. Ama sen bunu anlamayacak kadar, aile için fedakarlık yapmayı anlamayacak kadar şımarıksın. Demek öyle. Fedakarlık istiyorsun öyle mi? Al sana fedakarlık o zaman. Siz. Kimsin sen? Kimsin sen be? Evimin huzurunu bozdun. İşimin huzurunu bozdun. Arkadaşlarımın huzurunu bozdun. Kıyamet alameti gibi adamsın. Arda arda felaketlerle geldin. Bir tufan çıkarmadığın kaldı. Ay Selin. Kız üzgün zaten, yangın var, benzinle gidiyorsun ya. Ay ya.
Ağlama kuzucuğum sen de, ama ben birden gaza geldim. Çok özür dilerim. Ay bu demir benim ayarlarımı bozdu. Ağlama sen. Ay ya da ağla. Ay bilemedim, bilemedim ben. Uzay abi. Aman aman, beni hiç karıştırmayın kızlar. Ben tatlıdan anlarım. Aşk acısı çekenler için yan tarafta iyi bir ocakbaşı var. Oraya gidin, tamam? İyi akşamlar efendim. Kusura bakmayın. Yine İyi bekleriz. Akşamlar. Tamam, tamam güzelim, tamam. Ağlama ne olursun. Bak geldim işte, buradayım. Biz bunu da çözeceğiz, göreceksin bak. Biz bunu da çözeceğiz. Sana son kez sarıldım. Bu da aşkımın vedası olsun. Bak açık açık söylüyorum, artık bizden olmaz. Aa, ya. Kızım saçmalama ya. Sabahtan beri ağlıyorsun. Geldi işte çocuk. Geldi de ne oldu? Ne değişti? Hiçbir şey. Aramızdaki hiçbir şey düzelmedi. Aileni bırakıp beni seçiyor musun? Ya aşkım ne olursun benden böyle bir şey isteme. Ben bunu yapamam ya. Gördünüz işte. Gördünüz. Herkes gördü. Gördünüz. Herkes gördü. İşini de ailesini de benden daha çok seviyor işte. Ben aşık olduğum adamın hayatında ilk sırada olmak istiyorum. Ama değilim. Bunu bile bile seninle olmaya dayanamam ben. O yüzden git. Aramızdaki her şey bitti. Merve ya bir otur ne olursun. Aa, Merve çocuklaşma. Çık oradan. Kapıyı mı kilitledi o? Merve! Kızlar. Uzay abi Merve ya. Kapıyı açar mısın lütfen? Merve bak beni biliyorsun. Sen oradan çıkmadan ben bir yere gitmeyeceğim, tamam mı? Ya ne kadar kalabileceksin orada? Bora tamam, ona biraz izin ver. Kalbi kırılan kadınların üzerine bu kadar gidilmez. Hadi. Ama abi görüyorsun yaptığını ya. İş mi şimdi bu? Bırak biraz iyileşsin. Sen kalanını tamir edersin. Hadi. Hadi. Abi bir yerini tamir ediyorsun. Öbür tarafı bozuluyor ya. İşte öyle. Gitti mi? Evet. Ay yok. Bizim derhal bir şey yapmamız lazım. Ay ne yapacağız peki? Ya ben bu adamı anlamıyorum ki. Daha önce hiç görmediğim bir tür. Vahşi, merhametsiz. Hani kedileri bilirsin. Ama bu çitayı da evcilleştirebileceğin anlamına gelmez ya. Öyle bir şey. Hmm. Çita diyorsun. Nasılsın? Ağrıyor mu bacak? Dur bakalım. Dur, dur, dur. Aferin sana. Aferin sana. Gel bakalım. Gel. Hakkında şikayet var. Bütün gece bağırıyor musun? Sana da söylüyorum, camları tırmıklamak yok. Duydun mu? Hey! Selin? Hah, İbo. Ne yapıyorsun burada? Yani yine çiçeğiyle ilgiliyse? Biz vahşi bir türle ilgili bilgi almaya geldik. Bu arada ben Ayda. Evet, hatırladım. Aniden arkamda beliren kız. Peki, ne öğrenmek istiyorsunuz? Çitalar. Selin bak, daha dükkanı kapatacağım. Hadi güzelim. Siz ona bakmayın. Birazcık yanlış anlattı. Biz çitalar nasıl avlanır onu öğrenmek istiyoruz. Çitalar çok hızlıdır. Ormanda ondan kaçabilen hiçbir canlı yok. Hedefini gözüne diker ve tüm hızıyla atılır. Keskin dönüşler, ani manevralar yapabilir. Onu yakalamanın tek yolu zafer anını beklemek. Avını yakaladığında durur. Durduğunda ise başka bir şey yapamayacak kadar yorgun olur. Bak sen şu işe. Zafer anı. O anda daha küçük yırtıcılardan oluşan bir sürü etrafını sararsa... Sararsa? Çitanın katıldığı son av olur. Yalnız. Yalnız? Tek başlarına asla bir şanslar olmaz. Sadece sürü halinde saldırırlarsa bir çitayı avlayabilirler. Operation Çita. Başlasın o zaman. Operation
suçta nedir ya? Operation Cheetah? Gelecekler mi sence? Acil durum. Çita kafesten çıktı. Herkes ofise gelsin. Yani bence kimse merakına karşı koyamaz. Selin Hanım ne yapıyorsunuz? Niye topladınız bizi gece gece? Gündüzler çuvala mı girdi? Şimdi anlatıyorum. Herkes beni can kulağıyla dinlesin. Dostlarım, bu yanar döner hayatın cilveleriyle başı dönen canlar. Biz bu hayatın sillesini beraber yedik. Ama zoru görünce kaçtık mı? Kaçmadık. Şirketimizi terk ettik mi? Terk etmedik. Niye? Çünkü bu şirket bizim şirketimiz. Şimdi kader yolumuza yine taş koydu. Demir Erendil geldi. Hepimizin canı yandı. Yanmadı mı? Demir Erendil olmasaydı Merve ile Bora mutsuz olur muydu? Peki Burak hak ettiği koltuktan yoksun kalır mıydı? Bu arada Burak gelecek miymiş, aradınız mı? Ha, bilmiyorum. Tamam, onunla bilahare konuşuruz. Tabii. Çocuğun morali bozuk, mesajlarına bakmamış olabilir. Ay, onu o kadar iyi anlıyorum ki. Koltuğundan oldu, ben de evimden. Ne oldu ki evinize? Şirketteki gerginlik eve de yansıdı diye dedim ben. Yani bakın, bakın bu saat oldu, ben daha eve gidemedim. Peki bu Operation Cheetah nedir abi? Hah, tam oraya geliyorum. Demir Erendil bir yırtıcı. O bir cheetah. Hepimizi tek tek yakalayıp parçalamak istiyor. Ama el birliğiyle onu bu şirketten göndereceğiz. Evet güçlü. Evet hızlı. Ama biz birlik olursak onun üstesinden geliriz. Cheetah'ı beraber avlayacağız. Demir Erendil'i Operation Cheetah'la Yıldırım bu şirketten göndereceğiz. Sonuna kadar savaşacağız. Denizlerde ve okyanuslarda savaşacağız. Göklerde savaşacağız. Kıyılarda, tarlalarda, sokaklarda savaşacağız. Asla teslim olmayacağız. Ben bu konuşmayı bir yerden hatırlıyorum sanki. Winston Churchill'in 2. Dünya Savaşı sırasında yaptığı konuşma abi. Ay, durum o kadar vahim diyor yani. Arkadaşlar canlanın biraz ya, her şey düzelecek, içinizi bir ferah tutun. Vallahi bilemiyorum abi, kurudum kaldım ben ya. Vallahi benim hiç keyfim yok, kimse kusura bakmasın, efsane mutsuzum yani. Ah, yapmayın ama. Bu bir umut, bu bir plan. Bizim artık bir hedefimiz var. Gülmeliyiz, dans etmeliyiz, kahkahalar atmalıyız. Silkinin şöyle toprağın üstünüzden. Bunu kutlamalıyız, hadi. Kutlayalım abi. Bitişimizi, tükenişimizi kutlayalım. Mutsuzluğu, umutsuzluğu kutlayalım. Davalar, soruşturmalar. Ay, vallahi benim bile enerjimi çektin sağ. Başlatmayın tükenmenizi. Kutlayacağız dedim. Demir Bey. Oda tamam. Bir bakar mısınız? Bunu nereye bırakalım? Şimdilik şuraya bırakabilirsiniz. Buyurun. Burası tamam. Elinize sağlık. Bir de aşağıya bakalım. Depo burası. Aşağıya getirdiğiniz her şeyi aynen bu şekilde güzelce sarın. Toz nem girmesin. Ha bir de giysiler var. Salonda bıraktığımız giysiler hariç kalan hepsi buraya gelecek. Tamam Demir Bey. Güzel.
Eğer bir sorun olursa ben içerideyim. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Alalım arkadaşlar. İşte bu be, işte bu. Sen bizim mahalleye geldin geleli canım. Bizden akıl kaldı nere fikir bittik. O endam eda nedir öyle hey yavrum. Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? Burak, bizi bırakmayacağını biliyordum. Geri geleceğini biliyordum. Ayda, ya burası ofis arkadaşlar, bir kendinize gelin. Ferru, buranın hali ne? Tükenmişlerin gecesi. Yaşayan ölülerin dönüşü, yani bizim gecemiz Burak. Hoş geldin Burak. Ooo, gönüllerin prensi, hoş geldin. Eğlenecek enerjinizin olması ne güzel. Selin, ne oluyor burada? Çita patronu avlama operasyonu kutlayacaktık biz ama... Ya senin gitmeyecek olma haberin daha büyük bir haber. Sonunda biz bugün ilk kez iyi bir haber aldık. Yalnız ben kalacağımı söylemedim. Geçici süreliğine. O da yeni patron rica etti. Dert etme ya, biz olana kadar onu çok... Göndermiş oluruz. Bir de her tarafı elden geçirdim diyor. Asıl senin arkandan buraya iyi bir tadilat yapmak lazım da neyse. Onun da vakti gelecek zaten.
Selin nereye? Eve gideceğim ben. O çita benim gözümü korkutamaz. Tamam mı? Ben o çitayı çitlerim. Onu böyle kuyruğunu alır. Böyle, böyle. Tamam yaparsın da seni bir sağ salim eve götürüyorum, tamam? Burak Bey bir bakar mısınız? Sen beni burada bekle, ben hemen geliyorum. Tamam. Okay. Burada bekle. Şarj aletini prize takılı bırakmış. Harekete bak. Resmen evi yakmaya teşebbüs. Bak bunu evden attırmak için aleyhinde kullanabilirim. Arkadaş kendi evimde ilk gecem... Ama uyuyabilmek için uyku ilacı içmek zorunda kalıyorum. Kendisi yetmezmiş gibi bir de bahçeye keçi bağlamış. Bu değil. Bu da değil. Aa, bu hiç değil. Hah, bu. Of, nasıl yakışıklı çıkmışım. Hadi, hadi sen de. Fena değilsin. Kim gönderdi bunları? İhaleye fesat karıştıran adamlar. Pis fesatçılar! Onlar olamaz. Yani bizi tehdit etmek için kendi adamlarını riske atmazlar. O zaman bunlar başkası. Rakiplerimiz olamaz. Yani fotoğrafı bir şey yapmadan bize niye göndersinler? Kimsin sen ya? Ya kimse kim? Yaptıklarımızı çakozlamışlar işte. Ferru. Bak kahve mi içiyorsun, yüzünü mü yıkıyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum ama bir kendine gel. Ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Of, ömrümü yedin Burak. Yedin bitirdin hayallerimi. Canım evim ya. Ama. Ay, dönmeyin beşerim merdivenlere. Söker, yerinize asansör yaptırırım. Ay yok, kıyar mıyım ben size hiç? Geldim.
kaldın. Seni beklerken büyüdüm ben. Ama olsun, geldin ya. Hadi gel uçalım Aron benimki. Ama ya yuh, yuh. Bağırma be. Asıl sana yuh. Ne işin var be benim yatağımda? Ya pardon ama esas senin benim yanımda ne işin var? Ya, arsızlığında bu kadar canım, artık ayıp ya. Hop 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 hop. Doğru konuş be. Bilseydik girmezdik. Ya pardon ama nasıl bilmiyor olabilirsin acaba? Zehirli sarmaşık gibi de sarılmışsın. Leş gibi parfüm kokmuş. Ne yaptın, bütün şişeyi üstüne mi boca ettin? Etmemişsin. Sen de böyle sabaha kadar ahtapot gibi bana sarılmışsın. Ayrıca senin kokun da bana sinmiş. Bana bak, bir şey olmadı değil mi? Hayır, rica edeceğim ya. Neyi rica ediyorsun ya? Bir tane soru sorduk, oldu mu olmadı mı? Elin kolun rahat durmuştur inşallah. Pardon ama dünyada sadece ikimiz kalsak bile olmaz o. Hiç merak etme. Neredeyim ben ya? Odam. Odama ne yaptın? Bana bak, sen artık fazla oldun. Ben yokken odamı boşaltmışsın. Pardon ama evime yerleşiyorum. Burası senin evin değil, burası benim evim. Sen benim evimi gasp eden zorbasın. Benim yokluğumu fırsat bilip odama yerleşmek tam sana göre bir hareket. Ama ben evimi yedirmem. Nerede benim eşyalarım? Aşağıda. Hangi aşağı? İnanamıyorum. Canavar. Sen benim gözümden bile sakındığın ipeklileri nasıl hurca koyarsın ya? Bunlar onun içinde pamuklanır. Hiç mi düşünmedin, vicdansız? Abartma. Güzelce yerleştirildi işte. Ya ne hakla? Ne hakla dokunursun sen benim eşyalarıma? Ya sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen kimsin? Sen nereden çıktın da bela oldun benim başıma? Teşekkür etmen lazım. Ayrılmanı kolaylaştırdım. Öyle mi? O zaman çok. Selin, hayır Selin dur. Selin. Teşekkür ederim. Hayır, dattın dur. Sen, hayır, hayır. Sen... Selin. Selin bak, hayır. Selin. Selin. Selin yavaş. Sakin ol. Hayır, hayır. Olmuyor. Sen dur, dur. Dur. Çekil oradan. Niye kilitli burası? Orası özel. Ne var içeride? Sana ne be? Ne varsa var bak. Kafanı yiyeceksin. Çekil bak, oradan. Mantıklı davranacak mısın? Sen oradan çekilecek misin? Önce elindekini bırak. Bak açarım kapıyı. Tamam. Tamam. Tamam bıraktım. Bırak hadi. Bırak. Sabah sabah gerilime bak ya. Ben de meraklı değilim senin eşyalarını oradan oraya taşımaya. Bağırıp durmayı bırak da git hazırlan lütfen. Yolda avukata uğrar, işlemleri hızlandırmanın bir yolu var mı bakarız. Yatağımla dolabım, diğer eşyalarım nerede? Bahçedeki depoda. Onları yerine geri koyacaksın, duydun mu? Çıkmaya hazır halde bekle Selin. Aa. Ne oluyor burada? Aa. Feruh Beyciğim, iyi misiniz Feruh Bey? İyiyim Azmiye Hanım. Hüseyin Bey'e sağlık. Merve, Merve iyi misin kuzum? Azmiye, saat kaç?
Azmi'ye geldiğine göre 8:30. Bravo size, bravo. Hadi eğlendiniz, onu anladım. Beni çağırmadınız, onu biraz anlamadım. Ama burayı bu hale getirmeyi nasıl başardınız ya? Azmiye, biraz sessiz başım çatladı abi. Beter ol inşallah. Ya Azmiye, kafam kazan gibi zaten, bir sus. Oo. Millet, hadi kalkın. Bir an önce buraları toplamamız lazım. Selin nerede? Hadi be. Selin, neredesin sen? Deli olduk meraktan. Tutamadım burayı, sana geliyor. Yolda. Ay hadi ya. Alo Burak. Yok, ben evde değilim. İyiyim, iyiyim, merak etme. Yok, yoldan almana gerek yok. Ben taksideyim zaten. İşe doğru geliyorum. Tamam. Ya seni de telaşlandırdım, kusura bakma. Görüşürüz. Burak Bey herkesle bu kadar ilgili midir? Ne demek o? Senin için bu kadar endişelendiğine göre dün gece eve geç döndüğünü de biliyordum. Onunla mıydın? Merve ile Bora yetmedi mi? Sen işte aşk esana yeni kurbanlar mı arıyorsun? Varsa kural belli Selin. Ya o ya sen. Ki bu durumda onun kalmasını tercih ederim tabii. Anladım. Senin derdin kadınlarla. İn. Ne? İn dedim sana. Nasıl gidiyorsan git. Bir kadın öyle yolun ortasına bırakılmaz, tamam mı? Sen ne medeniyetsiz adamsın be. İn dedim sana. Aa! Yemedik be. Buyurun, buyurun avukat bey. Kimmiş Leyla? Avukat bey geldi. Hoş geldin hayatım. Ne öyle erkenden düşmüşsün yollara? Demir Erendil'in avukatı aradım. Evi satarken sadece kendi hissenizi sattığınızı belirtmediğiniz için size tazminat davası açmayı düşünüyormuş. Ayol açık net yazılıydı. O okumuyorsa ben ne yapayım? Bak işte gördün mü? Evden aldığını tazminata ödeyeceksin. Bedavaya gitti gül gibi. Gidemez Leyla. Zaten yarısını harcadık, yarısı da bağlı. Ya, bağlı tabii. Ne yapacağız şimdi? Ben hapislere falan düşemem. Vallahi romatizmalarım azal. Ay benim de operasyonlarım var. İyi estetik doktorları anca 2 aya veriyorlar randevuyu. Ay, estetiğin batsın senin emi. Ay sanki 20 yaşına döneceğim. Hep senin yüzünden bu başımıza gelenler. Bence gidip özür dileyin. İyi niyetinizi göstereyim. Mutlaka orta bir yol bulun. Özür mü? Aman Firuze Hanım. Aman. İyi misiniz? Yok. Sen hiç merak etme. Eski huyu bu. Ay. Eski huyu. Selin Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Siz Artemim'i temsil ediyorsunuz. Ama şirkete bir gün önceki kıyafetlerinizle ve bu halde mi geliyorsunuz? Ne var? Sabahlamış olamazlar mı şirkette? Önce bir bunu sorsanız keşke. Benim bile haberimin olmadığı ama bu kadar acil olan iş hangisiydi? Hangisiydi? Tamam. Biz dün gece dışarı çıktık. Kızlarla biraz eğlendik. Bu da mı yasak? Ertesi gün işe düzgün gelemeyecekseniz hafta arası çıkmayın Selin Hanım. Haklısınız. Özür dileriz. Bir daha tekrarlanmaz zaten, merak etmeyin. Bora'yla ayrılığımızı kutluyorduk biz gece. Yani sonuçta kaç kere ayrılacağız değil mi? Siz yol yorgunsunuz diye çağırmak. Halbuki onur konu olmanız lazımdı. Ben size ayrılın demedim Merve Hanım. Bu şirkette ilişki yasak dedim. Ayrılmak kendi kararınız. Bu kararı siz zorladınız ama. Basit bir sorunu çözümsüz hale getirdiğinize göre ayrıldığınız iyi olmuş. Kendinizi işinize vermenizi öneririm. Daha hızlı iyileşirsiniz. Bora Bey, buyurun. Demir Bey, kusura bakmayın, bölüyorum. Biz Selin Hanım'la şeye gidecektik, Yıldırım Bey'in oteline şey için. Bu yeni proje için. Bölüyorum.
Konuşmanız bittiyse çıkabilir miyim Demir Bey? Çıkabilirsiniz. Duvar kağıdını iptal edip açık renk bir yüzey oluşturalım. Canlı çiçekler ve tasarım aydınlatmalar kullanarak ferahlık hissi oluşturabiliriz. Tavan için özel çizimler düşünelim. Her oda için farklı konsept. Orman, deniz, gökyüzü. Sanki Peter Pan'la uçup yeni bir maceraya çıkmışsın gibi. Aa! Ne Peter Pan'ı Selin ya? Of! Eğlence parkında mıyız? Hadi Selin düşün. Şık detaylar düşün. Sofistike şeyler. Atmosfer yarat. Of, bu adam benim bütün ayarlarımı bozdu. Bari hayallerimi rahat bırak. Alo. Selin Hanım. Demir Bey lobide sizi bekliyorlar. Yok canım, o Bora Bey'dir. Demir Bey olsa duramazsınız. Demir Bey efendim, sizi bekliyorlar. Tamam, teşekkür ederim. Önce ev, sonra ofis, şimdi otel. Bu adamı iple kendime bağlasam bu kadar peşimden gelemez herhalde. Görüşmek üzere. Yuh sana be. Ne oluyor Selin Hanım? Çapkınlık yapacak başka yer bulamadın mı? Bu otel bizim müşterimiz. O kadın... Ay kimse kim? Bana ne? Gidin başka yerde yapın ne yapacaksanız. Müşteri ilişkileri direktörü. Ne? O kadın müşteri ilişkileri direktörü. Bir de müşteri ilişkileri direktörü. Sana gerçekten inanamıyorum. Saçmalama. Yıldırım Bey tanışmak istedi. Ben de projenin detaylarını bildiğin için çağırdım seni. Ama sana anahtar verdim. Odaları gezmek istersek diye. Ha. Ya. Yıldırım Bey sizleri bekliyorlar. Buyurun. Teşekkürler. Bu sefer ne oldu Selin Hanım? Bora nerede? Eğer sizin için de bir mahsuru yoksa ofise gönderdim. Otelin planlarını ve ölçülerini ona mail atacaklar. Geç kalıyoruz. Hadi. Ne yapıyorsun Ferru? Sen de fazla tedbirsizsin. Adamlarla böyle ulu orta buluşulur mu? He. Sen de tedbir olarak bunları mı düşündün? Aa, ben çok okurum. Bilhassa polisiye. Aha, bravo. Bayağı işe yaramış. Ya indir şu gazeteyi, çıkar şu gözlüğü de. Ya onlarla burada buluşacak kadar kafayı yemedim daha. Ya sen dünkü fotoğraflarla ilgili deyince onlarla konuşacağız sandım. Ferru, adamlar fotoğraf olayını öğrenirse onlara kumpas kurduğumuzu düşünür. Yemin ediyorum hepimiz var ya balıklara yem ederler. Kaçalım. 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 Nereye kaçalım? Ha? Meksika'ya kaçalım mı? Midye dolma işinden anlar mısın? Bittik biz Burak. Susmaları karşılığında kesin bize şantaj yapacaklar. Neyi bekliyorlar peki? Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum ama yakında kokusu çıkar. O zamana kadar yapabileceğimiz tek bir şey var. Kim olduklarını bulmak. Haini bulmak. Hain de şirketten biri. Artemim'in başına sizin geçmenize çok sevindim. Sizi Japonya'daki çalışmalarınızdan takip ediyordum. Teşekkürler. Önceki çalıştığım şirket maalesef bazı değerlere sahip değildi. Bir takım başarılar elde ettik fakat dilimiz de yandı. Maalesef böyle. Ne yazık ki iş ahlakının zayıflığı başarıları bile içten içe çürütüyor. Ama sizin referanslarınız tam.
İtibarınız biliniyor. Yeteneklisiniz. Ortaya neler çıkacak merak ediyorum. En yetenekli iç mekan tasarımcılarımız işe başladı bile. Selin Hanım. Son durumu Yıldırım Bey'e anlatmak ister misiniz? Ben otelde konaklamak deyince... Otelde kalmak bir düş görmeye benzer. Birkaç gün kalır, bu düşü görür ve evimize döneriz. Peki bu düş neden odaların dizaynında da devam etmesin? Madem evden çıkıyoruz, niye evimize benzeyen bir yere gidelim? İlginç bir düşünce tarzı. Devam edin. Bazı odaları daha düşsel tasarlayabiliriz. Orman, gökyüzü, çöl geceleri atmosferi düşünün. Siz ne dersiniz? İyi uygulandığında eşsiz olur. Tabii oldukça stilize olacak. Efendim çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hemen temizliyorum. Gerek yok. Hemen başkasını çağır. Çıkabilirsin. Bitiyor efendim. Tekrardan çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Hemen yeter tamam. Çık artık. Hemen yenisini dolduruyorum efendim. Bu konu artık seni ilgilendirmiyor. Muhasebeye uğra, işlemlerini yapsınlar. Yarın gelmene gerek yok. Ama efendim. Hiç problem değil. Alt tarafı çay döktü. Ne derler bilirsiniz. Bir insanın bir şeyi yapma biçimi her şeyi yapma biçimini gösterir. Bir sorunu daha büyük sorunlara yol açmadan çözmek en iyisi. Haksız mıyım? Risk almayı seviyorsanız belki. Anlayamadım. Küçük problemler çalışanlara eğitim verilerek çözülebilir. Ama yeni elemanın nerede ne zaman hata yapacağını bilemezsiniz. Ayrıca her küçük hatada birini kovsaydım eğer... Herhalde her hafta yeni insanlarla çalışmak zorunda kalırdım. Bu riski almak istemem. Biliyor musunuz? Ne zaman ben haklı mıyım desem... etrafımdaki herkes haklısınız Yıldırım Bey der. Farklı bir fikir duymak güzel. Bunu söyleyecek cesaretinizin olması daha da güzel. Adam be. Çocuk alt tarafı çayı döktü. Alt tarafı çay. Ne oldu yani? Sarayda mı büyüdün be kardeşim? Ay hayır yani. Çocuğa ayar vereceksen bizim yanımıza verme bari. Ne oldu şimdi? Bize hava mı yaptı? Ay bakın ben ne acayip bir patronum bu dedi. Hiç sevmiyorum böyle insanları ya. Nefret ediyorum sonradan görmelerden. Vallahi üzerinde zenginlik de durmuyor. Patronluk da durmuyor. Sakil. Sakil. Selin bak cidden başıma ağrı girdi senin negatifliğin yüzünden. Benim de ağrı girdi. Vallahi ben de sabahtan beri kahve bile içemedim senin yüzünden. Yo. Beni tekrar indiremezsin. Vallahi imanım gevredi. Aynı yolu 3 pasta değiştirip bir daha gidemem. Selin tamam bir dur. Bak ilacın. Oh Allah'ım bu koku. Cennet gibi. Hadi git al. Ben de arabayı park edip geliyorum. Sen ne içersin? İçmem. Aa, kahve içsen ne olacak sanki? O da mı kurallara aykırı? Ha? Ay ne olur insani bir davranış göster. Yoksa ben gerçekten kafayı yiyeceğim. Tamam. Tamam içeceğim. Oldu mu? Double ristretto venti. Badem sütüyle yapsınlar. İçine 2 parça buz. 3 değil. Badem sütünü sakın unutma. Aklında tutabilecek misin? Tabii ki. Güzel. Bir kahve içecek ya. Bir paragraf sipariş veriyor. Yok ondan çeyrek olsun, bundan koymasın ama koklatsın. Hayır yani havan bana mı? Değil mi? Hanımefendi badem sütümüz kalmamış maalesef. Olsun. Normal sütle yapalım. Ay sanki aradaki farkı anlayacak. Yıldırım Bey'e anlattığın hayal odaları fikrini nasıl uygulamayı düşünüyorsun? Düşünüyorum. Yetişkin gibi düşünmeni öneririm. Ne demek o?
İçindeki çocuğu kontrol et demek Selin. Umarım başarabilirsin. İnsanlar yaratıcılıklarını içlerindeki çocuğa borçludurlar. Biliyorsun biz de tasarım yapıyoruz. Ne yapacaksın? Yasaklarına bir yenisini daha ekleyip hayal kurmamızı da mı yasaklayacaksın? Sade ve şık tasarımlar Selin. Çocuksu değil. Ya bunu da böyle içiyoruz ama tadında bir tuhaflık var. Badem sütüyle değil gibi. Vah vah. Organik badem yapmadılarsa demek. Hadi bitirdiysen kalkalım. Hem beğenmedim diyorsun hem de sonuna kadar içmişsin. Affedersin ama benim de kahveye ihtiyacım vardı. Hadi. Ay sana da hiçbir şey beğendiremedik ya. Yok efendim çekirdekleri kötü. Yok efendim ben inek sevmem badem sütü olsun. Beyefendinin ağzının tadına göre bir şey bulamadık ya. Ağız tadı değil Selin. Süte alerjim var benim. Yoksa badem sütünü zorluk olsun diye istemedim senden. Süt içince ne oluyor? Boğaz spazmı geçiriyorum. Nefes alamıyorum yani. Şaka değil. Demir sakin ol. Sakin ol Demir. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Tamam imdat. İmdat ambulans çağır ne olur. Adam ölüyor ne olur. Ya bırak. Ay tamam dur. Ambulans çağır lütfen ya. Çağır tamam, şuradan. Tamam. Ay özür dilerim. Vallahi çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam bayılma bayılma. Ben de kaldım. Ya bir ambulans çağır. Sen de bir. Aa. Tamam panik yapma. Ne olur ölmem. Ne olur. Çok özür dilerim. Demir Bey, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Zehirlenmiş gibi. Merak etmeyin, gayet iyisiniz. Mideniz yıkandı. Sıvı takviyesi yapıldı, oksijen verildi. Ne zamandır buradayım ben? 2 saat önce kız arkadaşınız getirdi sizi buraya. Ama biz açıkçası onun için daha çok endişelendik. Yani bayağı bir ağladı, ortalığı dağıttı diyebilirim. Evet, cazgırdır biraz. Yalnız benim kız arkadaşım değil. Hayırlısı. Neyse, bu hafta bol bol su için. Bünyenizi zorlayacak gıdalar tüketmeyin. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Uyandın mı? Nasılsın? Dur ben doktoru çağırayım. Dur dur. Ah. Konuştum ben doktorla. Nasıl? Ne zaman? Sen horul horul uyurken Selin. Demir ben gerçekten çok özür dilerim. Çok üzgünüm az daha ölüyordun. Gerçi bu her şeyi çözerdi. Ama vallahi ben öl diye yapmadım. Bak ben kötü bir insan değilim tamam mı? Beni kötü bir insan gibi göstermeye hakkın yok. Ay yok artık Selin ya. Ya şu halde bile mi? Ya bak bunu baştan söyleseydin hiçbiri olmayacaktı. Öyle 1000 tane afili detay vereceğini aman diyeyim Selin'cim benim süt alerjim var diyebilirdin. Aman diyeyim Selin sus. Ne olur sus. Bak alerjiden ölmedim ama sen çenenle bir insanı gerçekten öldürebilirsin. Ha ha. Çok komik. Ben çok korktum, çok. Şimdi her yerim uçuklayacak. Zaten buraya gelene kadar biz... Tamam. Tamam. Ne olur sus, tamam. Bak iyiyim. Bir sorun yok, yaşıyorum. Zaten geç kaldık işe. Hadi yürü. Gel bana tutun. Gerek yok. İyiyim ben. Tutun bana. Hayır dedim ya Selin. Hepsini devretmişiz Leyla Hanım. Hepsini. Hangi dükkanları? Ben kime ne diyorum? Artık satıp savacak hiçbir şeyimiz kalmamış. Yok canım. Olur mu hiç öyle şey? Babamızın öyle 1-2 daire, 1-2 dükkanı yoktu ki sadece. Bir sürü arsası da vardı. 2 yıl önce. Yok Güney Fransa turları, yok Baltık ülkeleri, yok İtalya'nın sokak lezzetleri deyip sen bizi oradan oraya, oradan oraya sürüklemedin mi? Neyle gezdik o dönem biz bütün bu yerleri? Deme be. Biz o arsaları da mı sattıydık? Ay yok canım. Öyle 1-2 turla 4 arsa parası yenir mi canım? Üzerine benim operasyonlarımı da ekle. Tabii.
Benim bankada evin satışından az biraz param kaldıydı, bağlı. O ev için bize tazminat davası açacaklar ya. Artık satıp da tazminatı ödeyebileceğimiz bir bu ev kaldı. Onu diyorum Leyla. Olmaz. Ay katiyen olmaz. Babamızın vasiyeti var asla bu ev satılmayacak diye Firuze. Ayol babamızın vasiyeti bir yana. Bu evi satarsak sokakta kalıyoruz Leyla. Allah'ım acı bize ya Rabbi. Demir Bey iyi misiniz? Pek iyi görünmüyorsunuz da. Demir Bey şöyle oturarak konuşun isterseniz. Bence de pek iyi görünmüyorum. Anladım. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Bu müşteri sadece Türkiye'de değil. Avrupa'da da bütün büyük kulüplere üye. Yani onu kaybedersek potansiyel 100 müşteriyi de kaybederiz. Adamda büyüklük kompleksi var. Hataya, aksaklığa, saygısızlığa tahammülü yok. Başka meselelere, gönül işlerine, özel hayatındaki karın ağrılarına takılıp da işini savsaklayacak olan varsa aranızda şimdi ayrılsın. Şu andan itibaren her bir hücrenizi işinize vereceksiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Soru almıyorum. İtiraz duymak istemiyorum. Çalışın. Selin Hanım odama. Bak konuşmayacağım diye kendime söz vermiştim ama dayanamıyorum. Sen bir iş yapacaksın diye insanların hayatını niye zehir ediyorsun? Sana ne? Sana ne? O insanlar birbirine aşık. Çocuk daha dün evlilik teklif etti. Ama sen gelip içine turp suyu sıktın. Bu insanlara yazık değil mi ya? Sen hiç vebal diye bir şey duymadın mı? Bitti mi? Güzel. Başta kendinize verdiğiniz sözü tutun ve karışmayın Selin Hanım. Her insanın hayatında zor bir seçim yapması gereken bir an gelir. Bu onların sınavı. Sizi ilgilendirmez. Hayır. Bu bir sınav değil. Bu senin koyduğun saçma bir kural. Evet artık bu şirkette de bazı kurallar var. Eskiden yokmuş, zarar edip batacak hale gelmişsiniz. Eğer toparlayamazsak sadece o ikisinin değil, hepinizin işi tehlikeye girer. Ben tek bir şey anlamıyorum. Bana bunu açıklar mısınız? Ya birliktelik onların konsantrasyonunu bozuyorsa ayrılık onları daha mı motive edecek? Ayrılık acısı performanslarını daha da düşürmeyecek mi? Ekip böyle mi yönetilir? Yaptıkları işe konsantre olacaklar. Öfkeyi, hayal kırıklığını atlatmanın en iyi yolu çalışmaktır. Ayrıca gerçeklerle yüzleşmek insanları güçlendirir. Neymiş o gerçek? Birbirleri için bir şeyleri feda etmeye hazır olmadıkları gerçeği. İnsan hayatta her şeyi aynı anda kazanamaz. Kural kuraldır. Uyuyacaksınız. İşinize özel hayatınızı karıştırmayın dedim. Bu sizin için de geçerli. Bir an önce kendine bir ev bulacaksın ve bulana kadar da otelde kalacaksın. Hafta sonu ben yokken gidip eşyalarını alırsın. Bir an önce kendi evime yerleşmek istiyorum ve bunun için daha fazla beklemek istemiyorum. O çek hala masanın üstünde duruyor. İster al, ister alma. Ama bu akşamdan itibaren yeni hayatına başlıyorsun. Nasıl bir hayat olacağına kendin karar ver. Bu sabah Yıldırım Bey'e söylediğin şey doğruydu. Bu şirketteki en yetenekli proje yöneticisi benim. Ayrıca müşteri beni tanıdı. Ve benim işlerimi beğendi. O yüzden beni ne işimden ne de evimden gönderemezsin. Ben eve gittiğimde odamda yatağım ve dolabım kurulu olsun. Yoksa çok kötü arıza çıkarırım bilmiş ol. Thank you.
Maşallah demiş. Kendime bir söz vermiştim. Ama tutmanın bu kadar zor olacağı hiç aklıma gelmemişti. Bu sözün ailenle bir alakası var mı? Oğlum niye alıyorsun ki sen o evi? Bu iyi gelmeyecek sana belli. Bütün o anılar. Ne gerek var yaraları deşmeye? Vallahi henüz o anıları hatırlamaya hiç fırsatım olmadı ne yazık ki. Ha. Bir de şu evdeki kız meselesi vardı. Neydi adı? Selin miydi? Selin. Her şeyi yokuşa sürüyor. Her yerde o. Evde karşıma çıkıyor. Şirkette karşıma çıkıyor. Ha bir de neymiş efendim? Şirkette aşk yasağı getirmem insanların aşkına engel oluyormuş. Motivasyonlarını düşürüyormuş. Laf. E oğlum ucu ona dokunuyor. Demek ki itiraz ediyor. Bana bak bu kimle birlikteyse alır eve gelir. Sen yine kurtulamazsın ki. Kim? Selin mi? Evet. Ya Vedat bırak Allah'ını seversen. Hangi adam onunla sevgili olur? Ha sen tabii kızı tanımadığın için böyle geniş geniş konuşuyorsun. Deli o kız Vedat, deli. Kontrolsüz öyle gelişine yani. Spontane kızdı her şey. Aklına eseni yapıyor, inat. O bahçeye bağladığı keçi var ya, onunla ruh ikizi onlar, o kadar söyleyeyim sana. Biz niye burada devreye sokmuyoruz ya? Gitsin babasına yeni getirdiğin yönetici manyak çıktı desin. Ne oldu canım? Babası da hemen Demir Bey'i postalayıp oğlunu patron yapsın. Sonra ben Bora ile evleneyim. Sen de yeni yönetici Burak'la. Mutlu son. Bir dakika ya. Ben niye Burak'la evleniyorum anlamadım. Kızlar, çeneniz değil, eliniz işlesin. Bırak bu işleri Selin ya. Hepimiz biliyoruz onun hayranlığını. Yani bence Burak'la hoş bir kapıl olurdunuz. Yuh. Sen de mi? Bilmem farkında mısınız ama şirkette ilişki yasağı var. Siz yeni ilişkilere yelken açmadan uyandırayım dedim. Yani evet, doğru. Kelin kendi şeyine merhemi yok. Başkasının aman neyse işte. O şirkette yeni bir romans yaratacaksanız önce patrondan başlayın derim. Eğer şirkette birine aşık olursa ilişki yasağını kaldırır. Ay ilahi Uzay abi. Şirkette ona kimi yapacağız ki? Ona hangi kadına aşık olur? Ayrıca bakalım acaba onun aşık olmaya yeteneği var mı? O adam yaşamıyor. O adam robot. Bak Japonlar bir robot yapmış, bize patron diye yutturmuşlar. Net. Ne var? Ne bakıyorsunuz? Aynı evdesiniz. Sürekli didişiyorsunuz ama ayrı kalamıyorsunuz. Yani sürekli yan yanasınız mecburen. Olur mu? Olur vallahi. Yok. Yok, 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 yok. Asla olmaz. Ay arkadaş için çiğ tavuk bile yenir ama bu kadarı da fazla. O da doğru, sen de haklısın yani. Bu kadar itici olmasa yakışıklı adam aslında. Yalvarıyorum. Ay asıl ben yalvarıyorum ya. Aa, olmaz öyle şey, planımız belli. Operation Chita. Yıldır gönder. Ben Yıldır'ı bir evden göndereceğim, sonra el birliğiyle iş yerinde anasından emdiği sütü burnundan getireceğiz. Aa, o zamana kadar biz tarih oluruz Bora'yla. Ay kusura bakmayın ama istediğiniz şey de yani. Ay. Sen bu adamı evden Yıldır'ı nasıl göndereceksin? Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ki. Ay bilsem ne olacak sanki? Ne seviyorsa tersini yapacaksın. E oğlum hadi kalk bari gidelim. Bir yerde yemek memek bir şey yiyelim ya. Oğlum sen bu kadar içemezsin ki acı acına çarpacak şimdi. Evimde yiyeceğim ben yemeğimi. Kendi evimde. Gelsene sen de. Ev tamamen senin olsun gelirim. Kızcağız rahatsız etmeyelim şimdi. Doğru ya. Kızcağız. Tabii önce o işi çözeceğim. Sonra yapacağım yemeğimi. Ben kaçtım. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz klasik müzik seviyor. Daha çok piyano sonatları. 16. yüzyıl son dönem. Gurme yemeklerden hoşlanıyor. Lakros ve tenis oynamış. Kesin squash da oynuyordur. Okudukları ikinci yeni ve modern klasikler. Ben şimdi bunların tersi ne yapacağım? Yani mesela evde bangır bangır rap dinleyeceksin. Ucuz romantizm kokan kitaplar okuyacaksın. Kötü yemekler yapacaksın. Özellikle de evi en çok kokutanlarında. Hmm, yani itici bir insan ol diyorsun. Bir dakika ya. Beni tarif etti yalnız az önce. Ben itici miyim? Ay yok Boncuk sana demiyoruz. Ben olmaktan çıkacağım onu diyorum. Değil mi Uzay abi? Sen değilsin artık. Sen bir savaşçısın. Aşk olmaz savaş olur dedim.
Al sana Savaş. Öyle Churchill'den konuşma apartmanıyla olmuyor bu işler. Olur olur. Bir de şöyle ağır baharatlı bir parfüm bulduk mu? Nasıl ya? Demir! Allah Allah! Eşyalarım. Seni buraya mı koydu vicdansız herif? Seni burada kediler yer. Demir! Demir, kapıyı aç! Demir! Kapıyı aç! Öyle mi? Dolabım yerine koymamış gıcık. Bunu sen istedin Demir Erendil. Beni dışarıda bırakmak, eşyalarımı dışarı atmak neymiş göreceksin. Şöyle dur çiçeğim. Ama asla balığıma dokunma. Bu bir. Ayrıca burası benim evim. Değil kilidini değiştirmek, kale kapısı taktırsan ben koçbaşı olur yine girerim. Bu iki. Hayır, hayır susmayacağım. Bana sakın öyle bakma. Bunların hepsi senin suçun. Eğer bana kapıyı açsaydın bunların hiçbiri olmayacaktı.